Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hatırlanacağı üzere sizlerle beraber olduğumuz bu kalp penceresi programında kalbin zümrüt tepelerine istidak olarak girecek olan kalbin zümrüt tepeleri makareler üzerinde durmaya çalışıyoruz. Geçen programda hatırlanacağı üzere farklı mertebelerle nefis yasının birinci makalesinde kısaca bir kısım meselelerin üzerinde durmaya çalıştık. O makalede hatırlarsanız o programda nefis nedir, mahiyeti nasıldır, nefis insanda hangi usul ve metotlarla nasıl bir latifeye dönüşür, bu meseleler üzerinde durmuş, kısa da olsa nefsen mahreden ve nefsile devam eden bahsetmeye çalışmıştık. Bu birlikteliğimizde eğer nasip olursa nefsin mertebeler üzerinde durmaya çalışacağız ki zaten yazının başlığı da farklı mertebeler ile nefis. Nefsin farklı mertebeleri var. Bu mertebeler kaç tanedir ve sıralaması nasıldır? Bu mesele üzerinde isterseniz kısaca duralım. Sonra da bu nefis mertebeleri nelerdir? Bu nefis mertebelerinden geçiş süreçleri nasıl olmaktadır? Bu meseleleri beraber sizlerle mütalaa etmeye çalışalım. Öncelikle kaç çeşit nefis vardır? Bu mertebeler kaç tanedir? Sorusuna kısaca bir cevap vermeye çalışalım. Evet hemen hemen bütün mutasavvıfların ittifakıyla yedi mertebe nefis vardır. Bunlardan birincisi ve hepimizin çok iyi bildiği nefse emmare mertebesi. ikincisi nefse levvame. Üçüncüsü nefs'in mülheme. Daha sonra nefsi mutmainne. Nefsi radiye ve mardiye. Daha sonra da nefsi zekiye veya safiye veya nefsi kamile diyebiliriz. Bu yedi çeşit nefsin her birerlerinin sıralaması, evet kalbin zümrüt tepelerinde sıralama nefsi emmare ile başlamış, daha sonra nefsi levvame ile devam etmiş, daha sonra da nefsin mülheme intikal etmiş. Genelde sıralama bu üçünde müttefik, hemen hemen her yerde aynı şekilde ifade ediliyor. Biz son sayıda, son makalede yazılan, o sıralamaya eğer esas alacak olursak, nefs-i mülhemeden sonra nefs-i radiye, daha sonra nefs-i mardiye, daha sonra da nefs-i mutmainne, daha sonra da nefs-i zakiye veya safiye gelmektedir. Dolayısıyla farklı yerlerde, seyri sülük gibi yazılarda, farklı yerlerde, nefs-i mülhemeden sonra nefs-i mutmainne ifade edilmiş. Nefs-i Mutmainne üzerinde durulmuş. Daha sonra Nefs-i radiye ve Mardiyen'in de nefsi i Mutmainne'nin farklı açılımlar olduğu beyan edilmiş. Bu sıralamaları eğer geçecek olursak ve makalemizdeki sıralama üzerinde duracak olursak en son yazıda ifade edildiği şekliyle nefsi i Mutmainne'den önce Nefs-i Mülheme'den sonra Evet, nefsi radiye ve mardiye gelmektedir. Onlardan sonra nefsi mutmainne gelmektedir. Daha sonra da nefsi mutmainne'den daha öte nefsi zakiye ve nefsi safiye veya nefsi kamile gelmektedir. Bunların sıralamaları belki çok önemli değil ama yine de burada kısaca bunu ifade etmiş olalım. Peki o zaman nefsi emmare nedir? Nefsi emmare hepimizin çok iyi bildiği gibi insanda sürekli fenalıkları tetikleyen, fenalıkları emreden ve fenalıktan başka hiçbir şey düşünmeyen bir nefistir. Bu yönüyle eski felsefeciler buna nefsi natıka demişler. Sadece hayvaniyet veya cismaniyet yönüyle yaşayan, melekuti buğdu olmayan, manevi buğdu olmayan bir nefse böyle demişler, nefse emmare demişler. Bu yönüyle bu nefis mezmun bir nefistir. İnnen nefsel emaretun bis su ayetinde ifade edildiği gibi zemmedilen, kötülenen bir nefistir. Böyle bir nefis ve böyle bir nefis mertebesindeki bir insan veya bir mümin çok defa işlediği günahların ya farkında değildir ya da hayatını hesapsız yaşamaktadır hatta namazında, niyazında, evrad eskarında olsa da henüz kendi kendini kontrol etme ve iç murakabe düşüncesi gelişmediği için ne tam taatin şuurundadır ne de masiyetin idrakindedir. Böyle birinin her zaman elinden tutulmaya, havf-ı reca dengesine uyarılmaya ihtiyacı vardır. Böyle bir insan, eğer kendisi ise şayet, ne sürekli havf ne sürekli havf içerisinde bulunmalı ne de bitmez tükenmez bir reca duygusu içerisinde bulunmalı ve böyle insanlara muhatap olan bir mürşit de bu muhatabını havf ve reca dengesi içerisinde bir yönle sürekli Cenab-ı Hakk'a doğru, Cenab-ı Hakk'a Cenab, Hak, Cenab Hak yönlendirmeye çalışmalı. Ve böyle insanlar havf reca dengesi içerisinde uyarılmalı, ikaz edilmeli. Marifet ve muhabbet ve mehafet hisleri açısından bu tür insanların derinleştirme ihtiyacı vardır. Böyle bir mertebede, ilk mertebede, nefis mertebesinde ilerleyen bir salikin, böyle bir mertebede sık sık kendini çok sorgulaması gerekir, ibadet-i kararlı davranması gerekir, ve günahlara karşı da dişini sıkarak dayanması gerekir ve hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği cihadı ekber kendi nefsiyle mücahede kendi nefsiyle kavga etme meselesinde çok ciddi bir manada evet savaş vermesi gerekir. Nefse emmare bu mertebelerin ilk birincisidir ve aşılması en zor mertebelerden bir tanesidir. Eğer insan nefsi embalesini aşabilirse, nefsi embalesiyle baş edebilirse, ondan sonra nefsi levvameye intikal eder. Nefsi levvame buradaki yazının da önümüzdeki yazının da ifade edildiği yazıda da ifade edildiği gibi nefsi levvame noktasına gelen bir insan nefse embaresini aşarak nefsi, nefsi levame noktasına gelen bir insan evet Allah'ın hususi teveccüh ve inayetiyle kendini sorgulayan olumsuz tavırlardan olumsuz tavırlarından rahatsızlık duyan bu gelgitleriyle Araf'takilerin ahvalini aksettiren mahiyetine evet biz nefsi levame diyoruz. Eğer bir insan bir yönüyle her gün kendini sorguluyorsa, olumsuz tavırlarından rahatsızlık duyuyorsa, nefsi levvame mertebesine gelen bir insan, kendini sorgulayan, olumsuz tavırlarından dolayı da rahatsızlık duyan, gelgit yaşayan, nefsi emmari ile nefsi levvame arasında gelgit yaşayan bir insandır. Bu yönüyle nefsi levvame, Dini takva yolunda yürümekle beraber nefsilevame sahibi bir insan dini takva yolunda yürümekle beraber sık sık düşüp kalkar ve her defasında kendini sorgular ve yine Rabbin'e yönelir ve bu nefsinden Rabbin'e şikayette bulunur. Nefsilevame sahibi bir insan kendi yaptıklarından hatta iyilikler ve hasenat dahi olsa bunlardan bile kamil manada eda edemediğinden dolayı sıkıntı duyan bunları bile yer yer tenkil eden bir nefistir. Nefsi levvame. Nefsi emmare hepimizin bildiği bir nefis olduğu için isterseniz bu konu üzerinde sözü fazla uzatmayalım ve meseleyi okuduğumuz yazıya havale edelim. Ondan sonraki en önemli nefis mertebelerinden bir tanesi nefs-i levame üzerinde durmaya çalışalım. Nefs-i levvamede Cenab-ı Hakk'ın insana hususi bir inayeti, hususi bir lütfu vardır ve böyle bir insan kendini sorgulamaya başlar. Olumsuz tavırlarından dolayı fevkalade rahatsız olur. Hatta bundan dolayı çok ciddi manada bir kısım gelgitler yaşar. Hatta nefs-i levvamede Nefsile vame sahibi bir insan, işlemiş olduğu hayır hasenatta bile bir, bir bir bit yeni arar. Hatta onları bile mükemmel, kamil manada yerine getiremediğinden dolayı kendi kendine levmeder ve keşke Rabbime karşı daha iyi bir kulluk arz edebilseydim, Rabbimin nimetlerine karşı daha güzel bir şükür ortaya koyabilseydim, keşke Rabbimin bana verdiği istidat ve kabiliyetleri daha güzel bir surette bunları o istikamette kullanabilseydim şeklinde sürekli kendini sorgular. İmanını sorgular, dini hayatını sorgular, hizmet hayatını sorgular ve yapmış olduğu şeyleri Rabbinin lütuf ve insanlarına karşı hiçbir zaman yeterli görmez. Hatta yapmış olduğu iyiliklerde bile bir bit yeni arar. Hatta buna dair Geçenki programı izleyen bir arkadaşımız bir hatırasını nakletmişti. Hatırasında arkadaşımız şöyle diyor. Ben bir gün değerli hocamıza beraber olduğumuz zaman nefs-i mül, levvame nedir şeklinde bir soru yöneltmiştim. Nefs-i levvame nedir şeklinde bir soru yöneltmiştim. Kendisi bana buyurdular ki diğer mecliste bundan insanlarla beraber nefs-i levvame insanın yapmış olduğu iyiliklerde ve hasenatta dahi bir bit yeni aramasıdır. Kendi hasenatın dahi sorgulamasıdır demişlerdi, buyurmuşlardı. Dolayısıyla bir insan şayet kendi kendini hasenatında dahi olsa, hasenatında dahi böyle sorguluyorsa, sorgulayabiliyorsa o insana hani nefs-i levame sahibi bir insan denilebilir o mertebede bulunan bir insan denilebilir. Ama mertebeler nefsi levvame de bitiyor değil. Onun ötesinde nefsi mülheme mertebesi de var. Nefsi mülheme kelimeden de anlaşılacağı üzere ilhamı mazhar olan bir nefis demektir. Bu ilham tabii ki Cenab-ı Hak tarafından insana, insanın kalbine lütfedilen bazen valida şeklinde, bazen ilhamda şeklinde gelen Cenab-ı Hakk'ın hususi lütuf ve ihsanlarıdır. Eğer bir insan nefsi emareyi geçmiş, nefsi levvameye gelmiş ve nefsi levvamede de bir mesafe kat etmişse ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın o insana daha hususi bir kısım lütuf ve ihsanları olur. Nefsi mülheme sahibi bir insan hakkında bir nas olmasa dahi, hakkında bir hüküm olmasa dahi, herhangi bir şeyin hayır mı şer mi olduğunu kendi vicdanında duyabilir. Herhangi bir hususun iyi mi kötü mü olduğunu kendi iç dünyasında sezebilir. Hangi Herhangi bir hususun Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun mu değil mi, evet bunu test etmek için Cenab-ı Hak bir yönlü onun kalbine onu hissettirebilir, duyurabilir insan bu derece cehd-i gayret ortaya koyarsa, bu derece kendi nefsini sorgular ve kendi nefsiyle meşgul olursa, nefsi devam eden sonra Cenab-ı Hakk'ın insana böyle hususi bir kısım ataları, hususi bir kısım lütufları vardır. Dolayısıyla insan herhangi bir meselede haram olmasa da, herhangi bir meselede yasak olmasa da Cenab-ı Hak ona bir kısım şeyleri kalbine hissettirir, duyurabilir. فَاَلْهَمَهَا ve وَتَقْوَاهَا Yani o insana, Cenab-ı Hak o insanın nefsine o işin kötü mü veya takvaya uygun mu olup olmadığını ilham buyurdu. Ayetin ifade ettiğine göre böyle bir insan nefs-i mülheme kahramanı sayılabilir. Nefsi radiye ve mardiye geçmeden isterseniz nefse emmare ve nefsi levvame ve nefsi mülheme ile ilgili birkaç hususa da temas ederek nefsi radiye ve mardiyeyi gelecek programa saklayalım. Tabii ki nefs mertebelerinden geçmek, nefsin mertebelerini aşmak çok önemli bir meseledir. Çünkü neden? Dünya hayatında insanın karşısına çıkan pek çok imtihanlar vardır. İnsan eğer bu imtihanlara karşı ciddi bir nefis terbiyesi ortaya koymazsa o imtihanlara mukabel etmesi mümkün değildir. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi insan bazen musibetlerle imtihan olur, bazen masiyetle imtihan olur, bazen taatle imtihan olur. Bütün bu imtihanlarda insanın karşıda çıkan şey nefisten başka bir şey değildir. Nefsi emmare musibetlerden şikayet eder, şekva eder, kadere taş atar, Cenab-ı Hakk'ın takdirini tenkit eder. Bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın emrine girmek istemez, serkeş bir hayat yaşamak ister. Eğer insan nefsi emaresiyle boğuşmazsa, musibetler karşısında isyankar bir insan haline gelebilir. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri karşısında şükürsüz, nankör bir insan haline gelebilir. Cenab-ı Hakk'a taat etmesi gerekirken emirlerin yerine getirmesi gerekirken evet onlara karşı muarız alan, muhalefet tavralan bir tavra girebilir, bir tavır içine girebilir. Bütün bunlara baktığınız zaman ister musibetler karşısında, isterse taat karşısında, isterse masiyetler karşısında insanın bu sarp yokuşları aşabilmesi, bu sarp yokuşları geçebilmesi ancak ve ancak bu nefsiyle yaka paça olmaktan geçmektedir. Bu açıdan insan hayatı boyunca ne kadar süre şu dünya hayatında kısa dünya hayatında yaşıyorsa hayatı boyunca bir insan sürekli nefsiyle mücadele edecek. Allah'ın inayetiyle de evet bir gün nefsi levvame noktasına gelecek. mücadelesine devam edecek yine Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bir günde nefsi mülhemeye ulaşacak. Eğer bir insan nefsi emmareden, nefsi levvameden kurtulur, nefsi mülhemeye ulaşırsa o zaman Cenab-ı Hakk'ın fevkalade bir kısım sürprizleriyle karşı karşıya kalacak. Allah Celle Celaluhu ona bilmediği bir şekilde değişik ilhamlarda, varidatlarda bulunacak ve ona doğru yolu gösterdiği gibi yanlış yolunda çirkinliğini vicdanında duyuracak ve hissettirecek. Bu açıdan bize düşen bu yolda cehdü gayret göstermektir. Ümidimizi yitirmeyerek, yollarda kalmayarak sürekli nefsimize yakapaça olmaya devam etmektir. Eğer kul gerçekten samimi bir şekilde nefsiyle yakapaça olabilirse, Cenab-ı Hak da kendine ulaşma gayreti içerisinde bundan kuluna yolları açacaktır. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ لَنَهْد۪ي سُبُلَنَا Bu Cenab-ı Hakk'ın kullarına bir vadidir. Kim bizim için gerçekten samimi bir şekilde mücade mücadele eder, nefsiyle mücadele eder, cihad ekber dediğimiz ameliyeyi yerine getirirse, ona diyor bize gelen yollarımızı açarız diyor Cenab-ı Hak. Onu bizim yollarımıza ulaştırırız buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla burada gayret kuldan, inayeti Cenab-ı Hak'tandır. Biz bize düşen yönüyle, bize düşeni yerine getirirsek, Cenab-ı Hak yaşadığımız şu fani dünyada bize bu farklı nefs mertebelerini gösterecek ve bizi insanı kamil olma noktasına inşallah ulaştıracaktır. Dileriz Cenab-ı Hak bizleri nefse maremizden korur. Dileriz Cenab-ı Hak bizi nefs-i mertebesine ulaştırır, ulaştırır. Ve dileriz Cenab-ı Hak bizi nefs-i levameden sonra nefs mülheme noktasına ulaştırır ve bizi beden ve cismaniyetin ağırlıklarından kurtarır. Eğer biz beden ve cismaniyetin ağırlıklarından kurtulabilirsek, Ruh ve kalp insanı olma yoluna girebilirsek nasıl cisimler yer çekiminin ağırlığından uzaklaştıkça hafifleşir ve hız almaları daha da kolaylaşır. İnsan maddi yönünü terk ettikçe ruh ve kalp yönüyle beden ve cismaniyetin ağırlığından yükselmiş, uzaklaşmış kalp ve ruhun hiffetine, hafliğine kendini bir yönle bırakmış olacaktır ki o zaman insanın bu yolda mesafe kat etmesi daha çabuk ve daha hızlı olacaktır. Ama şunu da ifade etmek lazım ki, bizim için maksat burada bir mesafe kat etmek değil, insanın nefsiyle yakapaçı olmasındaki asıl maksat, Cenab-ı Hakk'ın rızası, Cenab-ı Hakk'ı bilme, marifetullah, muhabbetullah olmalıdır ki, ondan sonraki zaten Cenab-ı Hakk'a Cenab Hak ait bir vazifedir biz bize düşeni yapabilirsek Cenab-ı Hak da kendi zatına uygun şeyler yapacaktır. Ama katiyen bu onun buna mecbur olduğu manasına gelmemektedir. Kul ne kadar vefalı olursa Cenab-ı Hak da o vefaya karşı vefa ile mukabelede bulunacaktır. Bu bir Cenab-ı Hakk'ın adetidir, sünnetullahıdır. Biz bize düşeni yapalım, gerisini Cenab-ı Hakk'a bırakalım. Evet, nefis mertebeleri gayet uzun, gayet tafsilatlı bir meseledir. Bizler zaten burada ile işin üzerinde duracağımızı iddia etmiyoruz, edemeyiz. Bundan sonraki beraberlikteliğimizde diğer nefs mertebeler üzerinde durmaya çalışalım. Radiye nedir? Mardiye nedir? Nefsi mutmain ne nedir? Zakiye veya safiye nedir? Kamile nedir? Bunlar üzerinde durmaya çalışalım. Ve şimdilik bununla ittifa ederek sizlere veda edelim. Hepiniz hoşça ve sağlıkla kalın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.